Bu aşamada aslında bizi en çok korkutan şeylerden bir tanesi Çin'den gelen haberler, kardiyoloji hastalarının, erişkin kardiyoloji hastalarının çok daha kötü prognostik kriterlerinin olduğunu ve daha kötü seyrettiğini söylüyordu. Fakat dediğim gibi yani bir şekilde çocukların daha az hastalığa yakalanmaları ve dolayısıyla bizim kronik hastalarımız da bunun üzerinden gerçekten daha az yakalandılar. Yani korktuğumuz kadar bir hani kronik hastalarımızda kötüleşme ya da bir talep artışı olmadı ve bu süreci şimdiye kadar en azından gayet iyi yönetebildiğimizi düşünüyorum.